Dolar bugün kaç oldu? Haberlerin değişmeyen konusu. Herkes de aynı soru. Bu dolar neden yükseliyor? Sizce dolar neden yükseliyor? Ah onu bilsem. Üç büyükler yabancı futbolcu alamaz hale gelirse milletçe içimize oturur. Evet de biz kendimiz nasıl etkileniriz? Bu dolar nereden geldi, nereye gidecek, niye başımıza bela oldu, nasıl düşer? Tüm bunların gerçek cevapları işte bu videoda. Money. Yeni oluşumdaki Amerikan devleti ilk kez İngilizlere karşı savaşta silah almak için 1770'lerde para bastı. Ama savaş uzadıkça bu paradan o kadar çok basıldı ki savaş sonu itibariyle pek değeri kalmamıştı. O günlerde Osmanlı'ya gelip birinin önüne çuvalla dolar koyun, altın ve gümüş sikkelerden kafayı kaldırıp bu kağıt parçalarına bakmazdı bile. Şimdilerde durum farklı. Vay, dolara kapmışsın. Başlarda ABD bankaları devletten bağımsız para basmaya başlamıştı. Biraz bugünün Bitcoin tarzı kripto paralarına benzeyen bağımsız para piyasaları vardı. Amerikan iç savaşında kuzey ve güney taraflarının her ikisi de savaş gideri için para bastı. Kuzey tarafı maliyet şişmesin diye en ucuz mürekkebi kullandı. Dolar yeşil mürekkeple böyle tanıştı. Kuzey tarafı Tanrı bizim tarafımızda mesajı vermek için bazı banknotların üzerine biz Tanrı'ya güveniriz yazdı. Çok daha sonraları Sovyet Rusya'nın dinsiz imajı karşı Amerika'da Tanrı inancı vardır demek için tüm banknotlara yazıldı. Savaş sonrası ABD birleşti. Para tek elden devletin federal bankaları tarafından basılmaya başlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarında dolar 1 TL civarında seyrediyordu. Birinci ve özellikle ikinci dünya savaşlarında dolar 4 ayak üstüne düştü. Avrupa, Rusya ve Japonya sınırları içinde savaş felaketi yaşarken Amerika Pearl Harbor baskını haricinde topraklarında savaşı hiç tatmadı. Savaştan uzakta rahatça üretim yapılıyor, ticaret artıyordu. Savaşta ekonomisi bozulan Avrupa mecburen ABD'ye borçlandı. ABD menşeli ürünlerde talep arttı. Başta tabii silahlara. Bunların sonucunda Amerikan parasını güven de arttı, talep de. Amerika'da adalet de daha güvenilirdi. Avrupa'da faşist yönetimlerin hukuksuzluğu ve baskısı vardı. Kalan birkaç demokrasi de savaşta yıkılabilirdi. ABD büyük yatırımlar için daha güvenli bir yuvaydı. Dolar böyle yayılmaya başladı. 1950'lerden sonra Suudi Arabistan gibi petrol üreticisi bazı ülkelerin petrol gelirleri arttıkça arttı. Fakat paran var mı? Derdin var. Zenginleştikçe daha çok güvenlik tehdidi hissettiler. Bugün bakarsanız bir sürü petrol ülkesinde Amerikan üsleri vardır. Amerika askeri gücüyle petrol ülkelerine koruma sağladı ama karşılığını da aldı. Birçok petrol üreticisi ülke petrol satışını tüm dünyada sadece dolarla yapmak üzere Amerika'ya taahhütler verdi. Bir anda dünyadaki ana enerji kaynağı petrol neredeyse sadece dolarla satılır olmuştu. Dolar tüm dünyada işte böyle egemenlik kurdu. Bugün dünya yabancı para rezervlerinin yaklaşık %65'i dolar. Amerika'nın kendi darphanelerinde istediği gibi bastığı dolar. Peki dolara karşı 10 yıllar boyu değer kaybetmemek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Mesela euro ve yen direniyor. Bunun nedeni arkalarındaki ülkelere duyulan güven. Öncelikle güçlü bir üretme geleneğine sahipler. Dünyada birçok kişi bu ülkelerin ürünlerini kullanıyor. Ürünü talep gören ülkenin parasına da talep artıyor. Diğer neden ise hukuk üstünlüğü. Yatırımcılar bu ülkede hukuksuzluğa uğrayan var mı? Yarın politik kriz çıkar mı diye korkmuyorlar. Rahatça yatırım yapıyorlar. Gelelim Türk lirasına. Ya bu dolar sadece Cem Yılmaz'ın milyon dolarlık arabasını etkilemiyor muydu? Maalesef dolar artışı Türkiye'de kimi etkiler derseniz aynaya bakın. Ben Türk parası kullanıyorum kardeşim. Vallahi bile üzülmüyorum da. Onlar iş yapana da üzülmüyorum hiç. Umurumda bile değil. Amcam keşke o kadar basit olsa. Birçok ürün Türkiye menşeli olsa bile ham maddesi yurt dışından geliyor. Benzin, doğalgaz, kumaş, ilaç, araba, cep telefonu bunları saymıyorum bile. Ama içtiğimiz kutu içeceklerin metalinden, ambalajlardaki boyanın kimyasal maddesine kadar ithalat her yerde. Mahalle bakkalında gördüğümüz bir sürü üründe bile dolarla yüz yüzeyiz. Dolar pahalılaşınca dolarla alınan tüm ürünlerin maliyeti de artıyor. Sonra gelsin zamlar, gelsin enflasyon. Türk lirası gelirimiz aynıyken Türk lirası giderimiz artmış oluyor. Özetle dolar sadece Bülent Ersoy'u etkilemiyor. Bülent Ersoy'un vinç filosundan yılda 2 milyon dolar kazandığı haberleri üzerine başta sorduğumuz soruya dönelim. Dolar nasıl düşer? Türk lirası bu dolar belasından nasıl kurtulur? Bu arkadaşlar hepsi yapalım.
Yok, hayır, böyle değil. Dünya ticaretinin içinde olup da doların dışında kalamayız maalesef. O zaman oyunun kurallarını en iyi biz oynarsak dolar düşer. İdeolojiden çok ekonominin gereklerine göre davranırsak dolar 5 sınırından 4.50'ye iner. Yurt içi ve yurt dışından yatırım yapanlar adalet sistemine tam güvenirse dolar 4'e düşer. Genel olarak ülkenin istikrarlı ve huzurlu olacağına inanırsa 3.5'a iner. İnşaat spekülasyonları yerine bilinçli sanayi teşvikleri dönerse 2.75 olur. Markalı ve katma değerli ürünler üretirsek 2 TL olur. Yatırımlarını ülkedeki belirsiz ortamdan çıkaranlar paralarını huzurla geri getirirse dolar 1.75 olur. Yurt dışına giden beyin göçü, Türkiye ne kadar barış dolu bir ülke, Trump'ın ABD'sine 5 basar deyip geri dönerse dolar 1 TL olur. Biliyorum, Nasrettin Hoca'nın peşin parayı gördün gülüyorsun dediği gibi gülüyorsun. Ha, bunların tersi olursa da dolar 5-10 liraya doğru devam eder. Allah hep güldürsün. Money. Elimizde tuttuğumuz her bir dolar ABD'ye verdiğimiz faizsiz bir kredi aslında. Öyle bir sistem kurulmuş ki Kenya'dan Arjantin'e neredeyse tüm insanlık bu Amerikalılara bedava borç verir hale getirilmiş. Yurt dışı ile ticaret yapıyor ama öbür ülkenin para birimine güvenmiyorsanız dolar en azından her iki tarafında kabul etme ihtimalinin daha yüksek olduğu bir para birimi sağlıyor. İlla dolar alacağım ama şu ABD'den hiç az etmiyorum diyorsan başka egzotik alternatifler de var. Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya, Hong Kong'dan Jamaika'ya bir dolu ülkenin dolar adında kendi para birimi var.